Türkiye'nin geçmişteki kaotik günlere dönmemesi için her alanda önemli mücadeleler verilmiştir ve büyük başarılar elde edilmiştir. Bir yandan Türkiye'de suç örgütlerinin beli kırılıp devlet otoritesi ülkemizin en jura köşelerine ulaştırılmıştır. Öte yandan ne yapılmıştır? Öte yandan bölgemizde devlet idaresi olmayan ülkelerin Türkiye'ye savaş ekonomisi ithal etmelerinin, terör ve suç örgütleri ithal etmelerinin önüne geçilmiştir. Terörün suç örgütleriyle olan ilişkisini de göz önüne alarak yürüttüğümüz milli güvenlik politikaları hem DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi örgütleri büyük bir hezimete uğratmıştır, hem de terörden beslenen illegal yapıların ortadan kalkmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemiz bölgemizde bir istikrar ve güven adasıdır. Hamdolsun bugün Türkiye içerisinde terör örgütleri ve illegal yapılanmaların operasyonel anlamda bir alanı kalmamıştır. Tarih boyunca Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren yabancı güçler kendilerine hep yerel bir piyon aramışlardır. Buna mukabil Türkiye'de tutunamayan suç örgütleri de kendilerine birer yabancı hami aramışlardır. Denenen senaryo ve oynanan oyun budur. Denenen senaryo, oynanan oyun hep aynı olmuştur. Üzerine basa basa söylüyoruz. Türkiye ile diplomatik ve hukuki meseleleri olan kimi aktörlerin meşru zemini bir kenara bırakıp illegal yapılanmalara tevessül etmesi bu aktörlerin çaresizliğini göstermektedir. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bu girişimlere verilecek cevabı hep olmuştur ve olacaktır. Biz 1990'lardaki zihniyetle, örgütlerle, çetelerle mücadele ederek bugünlere geldik. Eski Türkiye diye anlattığımız şey işte tam da budur. Suç örgütleri, çete mensupları, karanlık yapılarla işbirliği yaparak Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmasına, ülkemizin dışa bağımlılığının pekiştirilmesine hizmet etmiştir. Faili meçhuller bizim dönemimizin değil, bizden önceki dönemlerin kahredici bir gerçeğiydi. Biz bu kirli mekanizmalarla mücadele ettik, terörle mücadele ettik. Türkiye'nin terörle, terör örgütleriyle dizayn edilen bir ülke olmasının önüne geçtik. Bunu yaparken vesayet odaklarıyla karşı karşıya kaldık. Onları da tarumar ettik. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü mücadele sayesinde bu dış güçlerin piyonlarıyla mücadele ettik ve onları devre dışı bıraktık. Bugün o günlerin cürümlerini, kirli işbirliklerini önümüze getirenlere diyoruz ki o cürümlerin sahipleri bugün hala içli dışlı olduğunuz, kendilerinden medet umduğunuz unsurlardır. Bugün 1990'ların karanlık aktörlerinin itham ve iftiralarından medet umanlar, geçmişte de FETÖ'den, PKK'dan medet ummuşlardı. Boşuna heveslenmesinler. Milletimiz hamdolsun bu oyunun farkındadır. Kıymetli misafirler, 27 Mayıs darbesini aklamaya çalışanların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya açmaları, Türkiye'yi istikrarsızlık ve koalisyonlar çağına geri döndürmeye çalışmaları da esasen şaşırtıcı değildir. Birbirinden bağımsız da değildir. 15 Temmuz gecesi göğsünü demokrasiye siper eden milyonlar, yüreklerinde Adnan Menderes ve arkadaşlarına yapılanlara engel olamamanın üzüntüsünü taşıyordu. Eğer darbe başarılı olsaydı, devletimiz bir kez daha azgın bir azınlığın tahakkümüne terk edilecekti. Milletimiz bu tehdidi fark etmiş, tankları çıplak elleriyle durdurmuştur. Tam da bu nedenle birileri sivil darbe ve tiyatro gibi ifadelerle bu şanlı mücadeleye gölge düşürmeye çalışıyorlar. Şehitlerimizi, gazilerimizi, aziz milletimizi inciten bu ifadeleri kullananlar, dostlarının yaşadıkları hezimeti hazmedemedikleri için bunu yapıyorlar. Bu şer unsurları 15 Temmuz'dan sonra mikroplardan temizlenen devletimizin artan gücünden, terörle mücadeledeki başarısından, operasyonlara karşı direncinden rahatsızlar. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde onlara buradan net bir mesaj gönderiyoruz. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi komploları kurarsanız kurun, milletimizi durduramayacaksınız. Kimlerle ortak olursanız olun, milletimizle gönül bağımızı koparamayacaksınız. Değerli katılımcılar, bu duygu ve düşüncelerle her birinizi saygıyla selamlıyor. Sempozyumumuza katkı veren değerli panelistlere, kıymetli araştırmacılara şükranlarımı sunuyor. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.